Demirtaş'ın sunduğu Osman Kara'yla Farklı Bakış devam ediyor. Yeniden merhaba değerli izleyiciler. Programın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. İlk bölümü kaparken sansür sadece kamu erkinden mi, sadece yasalardan mı geliyor? Bunun dışında başka sansür yok mu demiştik. Söz gelimi organize olmuş cemaatlerin, ideolojik ve siyasi grupların yahut organize olmuş kriminal grupların basın üzerindeki baskısı daha az mı hatta daha mı çok diye sormuştuk. Ve ilk sözü bu noktada sevgili Tevfik Demir'e bırakıyorum. Sayın Demir, siz basın içinde aktif olarak da bulundunuz. Nedir basın üzerindeki sermaye gruplarının veya organize grupların baskısı? Şimdi şöyle, tabii yani TRC'ye TRS atmak gibi olacak ama yanlış bir bilgi verirsem siz şey yapın, yani düzeltin lütfen. Şimdi yani Ekip Gazetesi'nde beraber çalıştığımız başaran Avni Demir, siz, Adem Bilir filan, sizin gibi büyüklerimizin sayesinde biz de yani hem bu işi seviyorduk ama ahlaki kısmını da, haber kısmını da sizden öğrendik. Ben sizden şunu duymuşumdur yani. Mesela bir simavi grubu. Biz tabii, ben anlayış olarak tamamen karşısındayım. O ayrı bir konudur. Bir Karacan grubu mesela. Bunun haricinde bir Dinç Bilgin ailesi var. Bunların işi sadece gazetecilik. Yani bunlar sadece gazetecilik yapıyor. Ve o zaman gazetecilik yaptığı için bütün yatırımını da gazeteye yapıyorlar. Ve bakıyorum o zaman da söylerlerdi, çok da ciddi maaş alıyorlar çalışanlar. Ama dediği gibi yani haber konusunda sonsuz bir özgürlük var. Tabii onların da bir ideolojileri var. Ama ne zaman ki gazeteler sermaye gruplarının eline geçti, artık neredeyse bugüne baktığımız zaman bu Türkiye'de iş yapabilmek adına, bir yerlerde olabilmek adına, siyasette var olabilmek, ticarette var olabilmek, sanayide var olabilmek adına neredeyse ya bir gazeteniz ya da bağlantılı bir gazeteniz, televizyonunuz ya da bir yayın organınızın olması zorunlu hale geldi. Şimdi burada bir şey soracağım. Zorunlu hale geldi. Bu zorunluluğu yaratan sadece sermaye grubu mu, yoksa o sermaye grubunun ister desteğine ister tehdidine göz yuman, kamu kaynaklarını bu tehdide veya desteğe tahsis edenlerin de günahı şimdi, var mı? Şimdi onu da biraz geriye gidelim. Şimdi şunu bir defa biliyoruz. Yani 1950-54'ten bahsettiniz basının en özgür zamanı diye. Ama 1950-54 biliyorsunuz Menderes Bayar ikilisinin yeni geldiği bir dönemdi. Yani CHP'den de gelmişti ikisi siyaset olarak. Ama 54'ten sonra yani o günkü iradeye göre, o günkü işte basına göre veya eşrafa göre diyelim, yeni bir yapılanmaya gitti. İşte özellikle Menderes çizgisiyle beraber bir muhafazakar kayma ortaya çıktı çizgide. İşte Amerikancı bir yönetim, muhafazakar bir anlayışa doğru gitti. Tabii pardon, ondan sonra Amerikancı yani Marshall yardımlarından bahsediyorum. Amerikan yani İnönü müydü? İnönü yönetimi miydi? Ben Menderes yönetiminden bahsediyorum. Ha, Menderes. Menderes. Yani buradan basından ters düşmeye başladı Menderes. Celal Bayar'dan daha çok Menderes ters düşmeye başladı. Sonra üst üste iktidarlar gelince tabii ki 60 ihtilaline gelen sürece baktığınız zaman yani işte o zamanki gazeteleri siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Zaman zaman arşivlere girdiğiniz baktığınız zaman işte diri diri insanlar yakılıyor. Uçaklarla şeyler yurt dışına kaçırılıyor. Altınlar, dolarlar, paralar diye. Sonra biliyorsunuz bir Demirel dönemine geldik. Ben hızlı bir şekilde geçeyim. Bir darbe oldu Demirel döneme. Demirel'i de nerede durdurdular? 1971 muhtırasında durdurdular. Nasıl durdurdular? Mevcut iktidara gelen bir parti bir darbeyle, bir muhtırayla indirildi biliyorsunuz. Ara hükümetler dönemine geçtik. Yani gene gazetelerin bir hakimiyetinin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Ama gazetecilerin olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Gazeteler var ve gazeteciler var. Ama Özal, rahmetli Özal
işi şeklini biraz değiştirdi. Baktı ki iktidarda kalabilmenin yolu ya bir gazete sahibi olabilmek ya da gazeteci sahibi olabilmek. Yani böyle bir süreç başladı Türkiye'de. İsimlerin üzerinde çok fazla durmaya da gerek yok. Daha sonra Refah Yol bunu kısa bir kronoloji verdim. Akşam gazetesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Nazlı Ilıcak'ın oğlu üzerinden böyle bir Refah Yol'un, Tansu Çiller'in böyle bir denemesi oldu. Fakat onu da ne yaptılar? Gazetesini dağıtmadılar biliyorsun. Daha sonra tekrar gazeteler devreye girdi. Bir 28 Şubat süreci yaşandı. Tabii bundan ders alındı AK Parti iktidarı. Baktı ki bu iş olmuyor. Yani bazı gazeteler vardı diyelim. Akit'ti, Yeni Şafak'tı. Bunların da yanına bazı gazeteler eklendi. Ama yani tabii siz diyeceksiniz ki bu kamu kaynakları falan. Ama yani şunu da kabul etmek lazım. Yani Türkiye'de artık böyle bir şey var yani. Yani Türkiye'de bir iş adamı da iş yapabilmesi için işte çeşitli iş grupları görüyorsunuz. Şu anda bakın bütün televizyon sahiplerine bakın. Bütün gazete sahiplerine bakın. Hepsine bakın yani. Ya da internet medyasındaki etkili grupların hepsine bakın. Hepsinin arkasında şirketler, büyük holdingler, karşıt ya da iktidar tarafında ya da veya karşı tarafta. Yani böyle bir iç içe geçmişlik oldu. Şimdi sevgili Demir. Yani bu ne kadar doğrudu, yanlıştır bunu siyasal yani iktidarların sıkıştırılmasında görüyorum ben. Çünkü yani AK Parti iktidarına baktığınız zaman 2007'de 27 Nisan bildirisi peşine Ergonokon süreci. Ha diyeceksiniz ki Ergonokon fasafiso çıktı. Ben onu hemen ekliyorum. Yalçın Akdoğan söyledi. Hemen ekliyorum. Yani Balyoz davası filan. Ama yani o öyle bir ortam oldu ki yani artık bu ortamda bir gazeteniz, bir yayın grubunuz, bir televizyonunuz, internet medyasında, Facebook'ta, Twitter'da olmalısınız. Yani şu anda Türkiye'de iktidarda kalabilmeniz için veya siyaset yapabilmeniz için bu mecraları yok sayamazsınız yani. Bu böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Ha çok doğal bir zemin midir? Bu ayrıca konuşulur, tartışılır. Zararlı mıdır? Yani doğru mudur? Bu da ayrıca tartışılır. Ama şöyle bir şey var, ben son söyleyeyim. Yani bir tarafı suçlayarak öteki tarafı aklamamak da lazım burada. Yani işte bundan havuz medyası var derken karşı tarafın da havuz medyası yandaş mı? Yok, ben sen söylediğin için söylemiyorum. Ben o anlamda söylemiyorum. Yani bu etki tepkiyi doğru anlayışının getirdiği bir şey. Bir tarafta diyelim ki iktidarı savunan gazeteler, gruplar var. Öteki tarafta da iktidara her türlü saldıran gazeteler, gruplar var. Yani şu anda iktidar kendini savunmak için bu gazetelerle var. Onun karşı tarafın da iktidara saldırmak için mecraları var. Gazeteleri, tweetleri, yayın organları var. Yani ha doğal bir mecra mıdır? Doğal bir mecra yani desek bu haksızlık olur. Ama o bugünkü şartlarda bu gerekli midir? Böyle mi olmalıdır? Vallahi iktidarların devam etmesi için yani başka bir iktidar da gelse devam edebilmesi için bunun artık Türkiye'de bir doğal bir mecra haline geldiğini kabul etmek lazım. Eyvah. Evet. Sevgili Tevfik Demir'in doğal mıdır ve doğru mudur sorusuna verdiği cevap 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Yani doğal değildir ama gereklidir noktasına geldi. Sizce böyle bir gelişme doğal mıdır ve doğru mudur ve bu gelişme devam ederse demokrasimiz nereye gider? Doğal mıdır sorusunun cevabı şu. Türk Yargıtay Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi basın hürriyetini, haber alma hürriyetini, ifade hürriyetini, basın hürriyeti, haber alma hürriyetinin olduğunda doğru haber alma hakkı da var. Bunları yaşam hakkı, fiziksel dokunulmazlık hakkı, fiziksel özlük hakkıyla aynı kategoride görüyor. İç içe. Yani biri diğerinden farklı değil. Yaşam hakkıyla basın hürriyeti tabii. Hakkı eşit. Doğru. Yani bu anlamda. Bu üç organ. Kaldı ki bizim anayasamızda insan hakları bölümünde, kişiye hak ve özgür ödevler bölümünde düzenliyor. O da öyle görüyor. Gazetecilik meslek ilkelerinde gazeteci demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı yayın yapamaz diyor. Demokratik değerlere. Burada altını çizmek istediğim şey demokratik değerler. Yani muhalefetin gazetesi var, iktidarın da olsun. Onların işte baraj mafyası var, benim de havuzum olsun. Yok öyle bir şey. Muhalefetin şeyi varsa böyle bir ideolojik, ne bileyim çıkarcı, bilmem neci, başka grupların varsa onları düzene sokmak, yasal sınırlara çekmek, denetlemek iktidarın denetiminde, diğer
organların görevi. Hep darbeli oldu şimdiye kadar. Organların görevi. Sizin dediğiniz gibi yasalar yetmedi ona. Hep darbeyle onun karşılığını verdiler. Yani. Tamam da benim sorumun cevabı bu değil. Ben de şimdi desem şimdi de sivil darbe var. O zaman da ayağa kalkacaksın. Yani ben tekrar geri geliyorum. Gelme dur ben. Gelme akşam gazetesini dağıttırmadılar bu ülkede. Sırf Tansu Çiller'e destek veriyor diyor. Yani bunu da söylüyorum yani. Yanlış yapmışlar. Evet. Zaten dün basın özgürlüğü de bugün özgür değil denmiyor. Dün de sınırlı özgürlüğü vardı. Bugün evet, hiç yok. Evet, evet. Bugün hiç yok. Bugün hem Türkiye basın örgütleri bu tespiti yapıyorlar hem de uluslararası basın örgütleri bu tespiti yapıyorlar. Daha evvel Türkiye'de basın özgürlüğü sınırlı, sorunlu, problemli falan diyordular ama kısmen yürüyordu. Aynen demokrasisinde olduğu gibi. Ama şimdi yok diyorlar. Yok diyorlar. Türkiye şeyin önderliğinde bu Uluslararası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde 7 tane uluslararası örgüt Türkiye'ye gelmiş. Türkiye'de basın özgürlüğün önündeki engellere dikkat çekmek ve Türkiye basın örgütlerine destek olmak için. Bunlar dünyanın tamamına yakını. Yani bunlar Türkiye'de oluyorlar. Bunlara gözümüzü kapamamız ve bunları yok saymamız, bunları görmezden gelmemiz çok mümkün değil. Yabancılar konusu gelince bu gezi olaylarına yabancılarla ilgisi yok ya. Gezi olaylarına naklen verdi İngiliz, Alman televizyonları. Bizimkiler 2014'te TRT Almanya'daki olayları vermeye gittik. Sınır dışı ettiler bizim TRT muhabirler. Türkiye önemli bir ülke. Türkiye evet. Önemli bir ülke. Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu ülkelerinden bir tanesi. Türkiye demokrasi mücadelesi veren bir ülke. Evet. Batı medeniyetine, Batı demokrasisine geçmeye, onlarla ortak değerleri paylaşma gayretinde olan bir ülke. Gezi gibi bir olay oluyor. Tüm dünyanın dikkati orada olur tabii. Türkiye bu. Almanya'daki Türkiye olaylarda bu. TRT muhabiri sınır dışı edildi. Onu söylüyorum. Amerika'daki olaylarda da yayın yasağı getirdi Amerika. O çok demokratik dediğimiz Amerika. Günlerce ya, kaç tane siyah öldürdü. Evet, kaç tane siyah öldürmüştü. Bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Burada hiç kimse... Suyu misal olmaz. Ben onu demek istiyorum yani. Burada hiç kimse, Amerika'nın yahut Almanya'nın avukatlığını yapmıyor. Yok, onu bilmiyorum. Hiç yani kimse, bu ayı örnek gösteriyor. Cemil Bey de ısrarlı bir şekilde Tevfik Demir, bizden hiç, örnek gösterse daha memnun olurum Tevfik Demir, yani. Hiç kimse Amerika'yı örnek göstermedi. Hiç kimse Almanya'yı övmedi. Sevgili Cemil Deveci'nin verdiği rapor, başka bir rapor. Bu kendisi Almanya'yı övmüyor. Övdünüz mü Almanya'yı? Amerika'yı övdünüz mü? Övmüyorlar. Şimdi ben Mardin'e gitmeden, Mardin'i görmeden ben Avrupa'ya gitmeyeceğim turist olarak. Şimdi biz burada... Önce oraya gideceğim. Biz ben burada, bu kadar milliyetçiyim. Biz burada kavramları konuşmak yerine... Yok, milliyetçinize sözümüz başka bir şey yok söylüyorum ya. O çok ayrı şeyler orada. Biz burada, kavramları konuşmak yerine şu şöyle yapmıştı, bu böyle yapmıştı. Bunu tartışıyoruz. Şimdi ben şunu sordum. Organize olmuş evet. İdeolojik yahut siyasal gruplar dedim. Burada şu parti bu parti demedim. Bunların reklamları yönlendirmesinden bahsettim ben. Bu hangi grup olursa olsun evet. Basın üzerinde bir tehdit mi değil mi? Buna verilecek cevap evet yahut hayırdır. Bunun mazereti yok. Basın üzerine değil, insan üzerine bir tehdit. Yalan haber vermek insan üzerine bir tehdit. Başka bir şey daha sorayım. Hayır, bir de şunu söyleyeyim. Yalan haber vermek insan üzerine tehdittir. Basın ahlak yasasında yasaklanmıştır. Yasa olmayan o yasada yasaklanmıştır. Onun ceza kanununda, onun borçlar kanununda, Türk Medeni Hukuku'nda karşılıkları vardır. Yargıda onun gereği yapılır. Başka bir şey sordum. Dedim ki bu organize olmuş bir takım ideolojik grupların veya siyasal grupların reklam yönlendirmesi basına, basın özgürlüğüne bir darbe midir değil midir? Evet değil mi, hayır mı? Sorun bu. Yani tabii ki bir anlamsız. Yani, bir başka soruda cevabı var zaten buna. Ama yani mümkün değil yani. Ha tamam. Hayır demek hayır demiyorsun. Yani. Bir başka bir şey daha sordum. Organize olmuş mafyatik grupların veya kriminal grupların veya zorba gruplarının gazeteci dövmesi, gazete kurşunlaması, gazeteci kurşunlaması basın özgürlüğüne saldırı mıdır değil midir? Kimden gelirse gelsin. Kime gelirse kime gelsin. Karşı... Kesinlikle. Ha. Tabii ki. Yani basanların, aklın yolu basanların siyasi kimliği hiç önemli, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Ha, bunu netleştirelim. Çünkü bu giderek yaygınlaşacak. Bu basına yansıyan kısmı. Yaşıyoruz bunu. Genç arkadaşlarımızdan duyuyoruz, görüyoruz. Zaman zaman fiili saldırılar görüyor. Zaman zaman serserinin biri çıkıyor, fotoğrafını çekmen gazetecinin üzerine saldırıyor. Bunları görüyoruz. Başka bir şey görüyoruz. Demin siz ifade ettiniz.
Dediniz ki gazetecinin telefonuna çıkmıyorlar. Başka bir şey görüyoruz. Kamu kurumlarının kapısı kapatılıyor. Eleştirilir bir haber yapıldı diye veya onların aleyhine bir haber yapıldı diye, gazetecinin görevi lehe aleyhe haber yapmak değildir. Haber neyse odur. Haber ya lehtedir ya aleyhtedir. Ya yanlıştır ya doğrudur. O muhabir şeye alınmıyor. Kamu kurumuna alınmıyor. Başka bir şeyler oluyor. O haberin yayınlandığı gazete o kuruma alınmıyor. Yani iki tane gazeteyi alsanız ne olur? Reklam verilmiyor. Alsanız ne olur? Almasanız ne olur? Abone olunmuyor. Reklam verilmiyor. Yani bu tür şeyler, yani bunlar çok küçük şeyler ama basın özgürlüğü üzerinde özellikle taşrada, özellikle ilçelerde, illerde çok ciddi etkisi oluyor. Bunu konuşmamız gerekir diye düşünüyorum. Başka bir şey. Bir de başka bir yere bakalım. Ya basın kuruluşları. Şimdi Allah rahmet eylesin. Bir Beyhan Cenkçi. O dönemde herkes Beyhan Cenkçi'yi bilirdi. Herkes Ankara Beyhan Gazeteciler Cenkçi'yi Cemiyeti Başkanı. Evet. Yani bir Ankara Gazeteciler Cemiyeti, işte bir İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, bir İsmail Sivri diye birisi vardı. Nurlar Çınar. İzmir Gazeteciler evet. Cemiyeti. Herkes bilirdi. Şimdi o kadar çok cemiyet var ki. O kadar çok cemiyet var ki kendi arasında paramparça olmuş. O kadar çok gazete var, gazeteci var. Ha şimdi kendi arasında paramparça olmuş bir camia hakkını, hukukunu, kendi hakkını, hukukunu nasıl savunacak? Kendi hakkını, hukukunu savunamayan bir camia toplumun hakkını, hukukunu nasıl savunacak? Şimdi o kadar çok gazeteci var dediniz, tam da can alıcı noktaya geldiniz. Artık gazete çıkartmak ciddi bir ekonomik yatırımı gerektiriyor. Yaşadınız, yaşadın. Evet. Yani ciddi bir ekonomik yatırım gibi. Ama ekonomik yatırımı gerektirmeyen 150-200 lira, 300-400 liraya adına gazete denen bir başka medya var. Evet. İnternet medyası. Özgürlükleri kısıtlanmasını engelleme açısından gerekli mi? Evet gerekli. Ama sorunsuzluğun zirveye çıkması anlamında yahut birileri tarafından organize edilmesi anlamında da bir sıkıntı galiba. Sıkıntı mı değil? Ne düşünüyorsun? Kesinlikle sıkıntı. Yani tabii internet medyası çağın medyası. Hakikaten baktığınız zaman hem Türkiye çapında hem de Samsun'umuzda bu işi layıkıyla yapanlar var. Yani kimler var? Bizim ilk etapta geldiğimiz insanlar var. Yani. Ama dediğiniz gibi o kadar çok var ki bir de işin kötü tarafı. Yani hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, bakıyorum yani mesela ben meraklıyım, siz de gazetecisiniz, meraklısınızdır. Bakıyorum künye yok sitede. Yani künyeyi göremiyorsunuz, köşe yazısını göremiyorsunuz. Yani köşe yazarından veya künyesinden bunun kim olduğunu öğreneceksiniz. Ama bakıyorsunuz oradan öyle bir haber geliyor ki, tabii diyorsunuz ki oradan haber gelse ne olur, kim okur? 50 kişi okur, 100. Hayır öyle değil. Bir de o face ortamı var. Şimdi Face ortamında o kim bilir, kim üzerinden bakıyorsunuz o haber Face'de paylaşılıyor. Yani Face ortamı da mesela bizim diyelim ki 3'er 5'er bin şeyimiz var. Yani diyelim bir 5 bin kişiye kadar ulaşılabiliyor Face'de. Yani bir bakıyorsunuz, yani işte bir kaynak gösteriliyor. O kaynak üzerinden sorumsuzca insanlara saldırılıyor. Yani kim olduğu belli değil, ne amaçlı olduğu biz göremiyoruz, anlamıyoruz. İnsanlar diyorlar ki ya işte efendim... Ya buna çok itibar etmemek lazım ama buna itibar eden insanlar var. Herkes bizim gibi bilinçli değil. Yani bakıyorsunuz bazı şeylere hemen soruyorlar. Öyle miydi, böyle miydi? Yani bir sıkıntısı tabii hukukçulara düşen bir iş. Maalesef benim anlamadığım hala yani bu işi gerçekten yapan faturalı şirket sahibi arkadaşlarımız var. Bunun sigortalı eleman çalıştıran arkadaşlarımız var ama bir bakıyorsunuz birçoğunun şeyi yok. Yani resmi bir kişiliği şeyi yok. Mesela bir gazete çıkaracağınız zaman Cumhuriyet Savcılığına gitmelisiniz, lise diplomasını vermelisiniz, imza sirküsünü vermelisiniz, kira kontratını vermelisiniz ama mesela internet şimdi sitesinde... Değişti galiba artık. Şimdi internet sitesinde var mı yok mu bilmiyorum. Benim bildiğim kadar yok. Daha, yani Cemil Bey şimdi, daha iyi bir hukukçu bir olarak... Bir internet yasası yok galiba. Şu anda yani, internet yok, yasası yok. Yok, onda bir yasak düzenli yani olmadı. İşin enteresan tarafı da şu ve devamlı yaygınlaşıyor ve insanlar artık ellerinde cep telefonları sürekli siz de görüyorsunuz. Bazen biz de takılıyoruz. Yani sürekli cep telefonlarıyla sürekli bir haber araştırıyorsunuz. Face üzerinden veya internet haber. Yani çok... şey var yani haberin hızlı olması anında bize ulaşmamız çok ama kaynağın ne olduğunu bilmeden ve güvenilirliğini bilmeden bir de o tehditle karşı karşıyayız. Yani şimdi bir de bu işi iyi yapan, dürüstçe yapan, gerçekten gazeteci kimliğiyle yapan insanlar var. Bir de bu işi dediği gibi 50 veya 100 lira site sahibi olup
Gidip şimdi, belediyelerin kapısına yazıp işte para verirseniz, iyi vermezseniz, reklam vermezseniz aleyhinde haber yaparız diyen, kim olduğunu da doğru dürüst bilmediğimiz insanlar var. Bu da çok önemli bir tehdit. Bu noktada, yani. Bu noktada o tehdide papuç bırakan lav var maalesef. Galiba bozulma tek taraflı olmuyor. Şair bütün renkler kirlendi, önceli beyaza verdiler diyor. Galiba basından şikayet ederken veya basın içerisine girmiş birilerinden şikayet ederken basının kirlenmesine dahil olan kamu erki kullananlar da var. Siyasetçiler de var, iş adamları da var. Eğer bir buna yerde boyun eğen bunlara tabii boyun tabii yani ya. bir yerde o tabir çok hoş değil ama yani bir yerde amacının dışına çıkmış gazeteci varsa o amacının dışına çıkmış gazeteciyi amacı dışında kullanan veya ondan amacı dışında, yasalar dışında, ahlak dışında bir şeyler isteyen bir alıcı da olması lazım. Şimdi sansür diyoruz. Acaba sansür, o sansür veya bu sansür kime konuyor? Sansür gazeteciye mi konuyor, sansür okuyucuya mı konuyor? Gazetecinin haber yazma hürriyeti mi kısıtlanıyor, yoksa okuyucunun, kamunun haber alma hürriyeti mi kısıtlanıyor? İsterse yasal sansürlerle, isterse ekonomik sansürlerle, isterse yalan haber yazmayı da ben bir nevi sansür gibi algılıyorum. Tabii. Kısıtlanan ne? Yani gazetecinin özgürlüğü mü kısıtlanıyor, yoksa halkın özgürlüğü mü kısıtlanıyor Sayın Devici? Hangisi? Zaten tüm bunlar, yani sansür, otosansür, basın özgürlüğünün kısıtlanması, baskı filan dediğimiz şeyler bir amaca yönelik yapılıyor. Kamuoyu oluşmasını engellemek, aleyhte ya da lehte neyse, kim neyi amaçlıyorsa. Bu nasıl olur? Haber alma özgürlüğüyle olur. Ben doğru haber alırsam, doğru haberi beni nereye taşıyacaksın? Oraya gideceğim demektir. Orada yapılacağım, orada kamp kuracağım, orada saf tutacağım demektir. O safın tutulmasını, o birikimin sağlanmasını istemeyenler, yani doğru haberin kitlelere ulaşmasını istemeyenler, kimse onlar, kimin aleyhine olacaksa onlar, onlar engelliyorlar şeyi. Şu anda bu tip durumlarda genel olarak bir büyük pencereden baktığında karşında iktidarı gördüğün için bu konuda basın özgürlüğünün önündeki engel ya da onu sansür uygulayan, baskı uygulayan şey olarak, kimlik olarak birinci planda o görülüyor. İkinci planda bu tevhidin hiç beğenmediği bu dış mihraklar otosansürü de önemli ölçüde Türkiye'de uygulanır buluyorlar. Onun da altını çiziyorlar. Otosansür de sizin bir süredir anlatmaya çalıştığınız kendi içinde işte sermaye gruplarının elindeki gazeteler, ne bileyim mafyamsı gruplar, ideolojik grupların elindeki gazeteler filan, bunlar da kendi kendilerinin bir biçimle sansür ediyorlar. İşte ne bileyim ben işte iş adamıysam, iktidardan ya da başka bir yerden iş alacaksam, ihaleye giriyorsam ben kendi gazetemi iktidara benzer iktidarın hoşuna gidecek şekilde dizayn ediyorum. Oradan bir şey gelmeden, mesaj gelmeden ben kendi şeyimi, gazetecilerimi, çalışanlarımı ona göre kurguluyorum. Şey yapanlara da böyle ben gazeteciyim, ben bağımsızım diyenlere de yol veriyorum. Sistem yani içinden böyle var, yukarıdan da var. Sistem böyle işliyor. İçeriden de işliyor, dışarıdan da işliyor. Ve Türkiye hakikaten neresinden bakarsanız bakın evrensel hukuk yönünden çok büyük bir kaosa girdi, çok büyük bir tıkanmaya girdi. Bu bizim anlattığımız sosyal medya, internet medyası, şunlar, bunlar düzeltilmesi, yasal düzenlemeyle yapılabilir. Bir ara epey gündeme gelmişti bu internet gazeteciliği ile İsmilan alacak, bilmem ne olacak filan, belki daha iyi olacak, daha masrafsız olacak böyle yerel medya filan diye. O yapılabilir. Ama bence bunları yaparken de sınırlamak, bilmem ne etmek, işte ayağa dolaşmasın demek yerine özgür bir ortamı, özgür bir ortamı, herkesin hukukuna saygı bir özgür bir ortamı, herkesin hukukunun var olabileceği bir ortamı bizim inşa etmemiz gerekiyor. Evet. Bu konuda el birliği yapmamız gerekiyor. Siyaset kurumları, ne bileyim, işte basın kuruluşları kaç tane varsa, yurttaşlar, bizim gibi insanlara düşen görevler, bunu yapmamız gerekiyor. Yani özgürlük sanki şöyle algılanıyor. Yani bir özgür medya dediğimiz zaman ve özgürlük dediğimiz zaman sanki böyle sınırsız bir kavramdan bahsediyormuşuz gibi algılanıyor. Ama bizim özgürlüğü ister evrensel bakın ister mi yani bizim özgürlükte kastımız şu olmalı. Yani benim sınırlarımı zorlamayacaksın. Benim özgürlüğüm senin benim, özgürlük sınırına o, kadar. Bu kadar. Senin yani özgürlük sen, sınırın nerede başlıyorsa benim özgürlük sen sınırım. Sen bana yani eleştirme hakkın şey olabilir siyasette ama bana hakaret edeceksin. Bana her türlü saldıracaksın, küfredeceksin, her türlü iftirada, yalanla bulunacaksın ve bunu
özgürlük adına yapacaksın. Bununla ilgili bir hukuk yolundan bahsedildiği zaman da özgürlüğe darbe vurulmuş diyeceksin. Yani bu çok yanlış bir şey. Yani şimdi mevcut bir durum. Tabii ikide bir Cemil Bey o, hep evrensel beyannamelerden mevcut iktidara geliyor ama yani şimdi bir de şundan hükümeti destekleyen gazeteler bir de kaç tarafa bakın. Sayısal olarak bile hükümeti destekleyen gazeteler bunlar onda ikisi veya üçü civarındadır. Şimdi bazı gazeteler zaten öyle bir şey olmuş ki gazeteler bedava dağıtılıyor kahvelerde. Yani bu da ayrı bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi bizi izleyenlerin iki tarafından bakmalıyız tamam, hadise. Yani tek tarafından bakarsak yani tek efendim iktidarı görüyoruz. İktidar özgürlükleri kısıtlamıştır. Ya siz adama devamlı saldırıyorsunuz. Ben şimdi size durup dururken diktatör desem siz beni mahkemeye vermez misiniz ya? Bunu ben siz beni mahkemeye verdiğiniz zaman ben efendim özgürlüğümü kısıtlanmış mı oluyor yani? Ben sizi mahkemeye verdim. Özgürsün. Sahtekarsın. Mesela geçen şeyde kadın alçaksın, alçak diyor Cumhurbaşkanı. Bana alçaksın diyemezsin ki ya. Yani Cumhurbaşkanı eleştiriyorsan hukuka başvuracaksın. Cumhurbaşkanına hakaret etmek zengi bir moda haline geldi. Bırakın biz birbirimize hakaret etme hakkı olan insanlar değiliz. Şimdi bırakın bak, Cumhurbaşkanı'na. Şimdi bak. Ben şimdi Osman Kavala'ya fikrime uyuşmadı diye hakaret etme hakkım var mı? Ve ben buna hakaret ettim. Benim özgürlüğüm bu. Hakaret etmek, yani orta çağ hukuku. O hakaret etmek bizim gündemimizde olamaz. Yani demokratik çağdaş basın özgürlüğü içinde hakaret kavramı savunulamaz. Başka bir şey söyleyeyim bak. Burada bizi izleyenlerin kafasının netleşmesi için bizim anayasamızın demin okuduğum 22. ve 26. maddeleri var. Basın hürriyetin resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber ve fikir alma ya da verme serbestisini kesinlikle. Doğru. Bir, iki, evet, yani buna kim karşı çıkabilir ki? Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Osman abi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bu senin saydığın işte hakaretti bilmem neydi, orada bir tanımlama yapıyor. Sayıyor özgürlükleri, hatta beddua etmek, rahatsız edici, şoke edici, sert, kaba eleştiride bulunmak, nezaket sınırlarını aşarak eleştirmek, hicvetmek, uyarıda bulunmak, hatta belli ölçülerde abartmak, kışkırtmayı içermesi bile, bu tip ifadeler bile suç değildir diyor. Muğlak ifadeler. Bu kimin için? Bunlar muğlak ifadeler. Hangisi kaba değil, hangisi hicvedici? Şimdi sorun burada. Yani sık mahkeme kararları rastlıyor. Siyasetçiler, toplumun önünde olan insanlar, topluma yön verme görevini kendinde biçmiş benim olan insanlar. Benim ölçüm şu, birisi bana bir hakaret ettiği zaman az ben inciniyorsam şimdi o az beni dinle bak. Sen sıradan vatandaşsın. Sen sıradan vatandaşsın. Senin kırılma ve alınma sınırın benimkine eşittir. Ama bu ülkeyi yönetenler seninkiyle benimkiyle eşit değildir. Niye insan değil yani? İnsanlık başka bir şey, başbakanlık başka bir şey. Her insan başbakan olmuyor ülkede. İzin verirseniz sevgili Tevfik Demir'e ben izah edeyim. Ceza Genel Kurulu kararı okudum size. İzin verirseniz sevgili Tevfik Demir, hukuk insanların kişilik haklarını korur. Kişilik hakları anayasamızda korunur, hukukta da korunur. Vazgeçilemez, devredilemez. Kutsal haklardır bunlar. Ancak hukukta şöyle bir kural vardır. Kişi topluma mal olduğu sürece, toplumda tanınmaya başladığı sürece o kişinin özel hayatının sınırları daralmaya başlar. Olay bu kadar nettir. Ben rahmetli Adnan Sakoğlu'nu hayırla yad ediyor. Bir örnek verdi de ben ama onu söyleyeyim. İzin verirseniz bu merak ettiğiniz konuyu ben fiilen yapmasam da bir hukuk okumuş birisi olarak size anlatmaya çalışıyorum. İşte o konuya geldiğiniz zaman beni işte devre dışı yok, bırakmak. Yok hayır hani sabır gösterirsen siz de öğreneceksiniz canım. Ben sabır gösterdim öğrendim. Evet. Siz de öğreneceksiniz. İdareciler de öğrenecek. Siyasetçiler de bunu öğrenecek. Bunun başka yolu yok. Yargıtay'ın dediği olay şu. Siyasetçiler artık ileri derecede eleştiriye hazır olmak zorundadır. Kesinlikle doğru. Ha, Bu dediği hangisi soyuttur, hangisi somuttur? Her olayda yargı bunu bu içtihatların ışığı altında değerlendirir. Ha bu içtihata aykırı karar da verebilir. İçtihat Birleştirme Genel Kurulu'na gider. İçtihatlar değişir zaman içerisinde. O başka bir şey. Ama bunu hakim değerlendirecek. Şimdi siz deminden beri yok falan diyorsun ama başka bir şey oluyor. Biz sadece bu hükümet döneminde değil. Biz eskiden de uluslararası anlaşmaları meri hukukumuzun en üst derecede kuralı kabul etmiş bir ülkeyiz. Dünya buna gidiyor. Yani bunu hoşumuza gider gitmez milli hassasiyetlerimizi zedeler, milliyetçi duygularımızı bastırır başka bir şey ama böyle de bir realite var. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları Türk mahkemeler için bağlayıcı oluyor.
Yani bu hoşumuza gitmese de. Yani şöyle. Yani Fatih Sultan Mehmet'in ya kanun. Zülfiyar öne dokunacak ama şöyle yani. Bizim insana bakışımızla Batılı'nın insana bakışı çok farklı şeyler yani. Nereye gidelim? Bize göre bir ada yok ki gidelim orada yaşayalım. Niye Zülfiyar'a dokunsun ki? Şöyle, yani yok senin milli duygularına hitap ediyorum. Yani şimdi bu konudaki değerlerde onlara belki küfredersin, belki başka şeyler söylersin onlar için ama bazı şeyler bizim için namus kavramı içerisinde toplumun gelenek içerisinde göre bu doğru değil. Ya, ben buradan şunu buradan namussuzluğu savunan yok ki. Onu demiyor. Bir yani namusa hakareti ama arasında, bak şimdi. Namusa hakareti savunan yok. Yok abi onu demiyorum yani. Onlara göre normal olan şeyler bize göre çok önemli kavramlardır onu demek istiyorum. Yani konuyu farklı yere getirme. Benim söylediğim yani onların insana bakışıyla, insana anlayışıyla, insana verdikleri değerle insanla ilgili vasıflandırmalarıyla bizim insanla ilgili vasıflandırmalarımız çok daha farklı. Bu bütün toplumlar için farklılık gösteriyor, bizim için de farklılık gösteriyor. Yani Batı'da bir şey mesela söylüyorlar, bir el hareketi yapıyormuşsun, büyük bir küfür sayılıyor. Bizde mesela hatta bir partinin işareti gibi oluyor. Bu tür şeyler var, ben bunu kastediyorum. Bir de bunu yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Adnan Sokoğlu merhum, bu da senin uzmanlık alanına giriyor. Bir gün bir toplantıda biz de bir yerde yemekteydik. Adnan Sakoğlu da eşiyle beraber. Benim Adnan Sakoğlu rahmetli. Adnan Sakoğlu çok uzun yıllar, 15-16 yıl Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı yapmış. Yani yad etmemiz için bir fırsat doğdu. Rahmetli birisidir. Anlıyoruz kendisini. Allah rahmet eylesin. Ay ben bilmeyen izleyiciler için. Şöyle bir şey söylemişti. Yan tarafta masada eşi hanımefendiyle beraber yemek yiyordu. Bir gazeteci yaklaştı. İşte fotoğrafınızı çekebilir miyim demişti. O da dedi ki benim eşimle olan buradaki şeyim, fotoğrafım senin için haber değil. Beni başkasıyla yakalarsan o haber demişti. Yani bu bizim örfümüz için değil. Ben hiç bu dersi de, yani bu zaten bildiğim bir şeydi. Bu çok önemli bir şey. Yani biz belden altına vuruyoruz. Eleştirelim. Kesinlikle eleştirelim. Siyaset olarak en sert bir şekilde de eleştirelim. Ama benim söylediğim, hakaret anlamında söylediğim bel altıdır. İnsanların mahremiyetidir. İnsanların özel hayatıdır. Yani benim kastettiğim bu. Kimsenin kimseye bu anlamda bir siyasi muhafız olarak görüp bu şekilde hakaret Adnan etmesi rahmetlinin o yaklaşımı asla mümkün değildir. Adnan Sakaoğlu'nun o yaklaşımı doğru değil. Adnan Sakaoğlu Samsun kamuoyunda bilinen önemli ölçüde bir takım insanların önder seçtiği bir isimdir. Evet. Adnan Sakaoğlu'nun aile yaşamı, özel yaşamı demiyorum, aile yaşamı, toplumdaki yeri, yemek yediği yer filan insanlar tarafından merak edilebilir. Ve fotoğrafı da çekilir. Bu en azından tartışma konusudur. En azından tartışma konusu. Yani o isim olarak anlıyorum ama kendi görüşü buydu. Yani benim için bu önemli yani. Hayır yok. Osman abi de bu ya konuda başka bir şey söylüyorum. Yani. Ya Tevfik niye şimdi, lafı şimdi, şey yapmak için özel gayret gösteriyor? Başka bir şey söylüyorum. Demin burada okuduklarım Osman abi. Mesela ben sana kardeşim sen diktatörsün dediğimde biri hakaret olarak algılıyor, biri eleştiri olarak algılıyor. İşte burada ceza genel hangisi kurulu. Hangisi doğru peki? O olayın içeriğinde, o tabloya göre işte şimdi, karar verilecek. Şimdi öncelikle eğer sen toplumu yöneten bir noktadaysan benim diktatör dememe katlanacaksın. Ama şimdi Osman abi diktatörü hakaret olarak kabul ediyor, o kötü hakim oluyor. Sen siz mesela şey kabul ediyorsunuz, normal eleştiri kabul ediyorsunuz. Burada da bir ayrılık var. Şimdi sevgili Tevfik Demir, ben fikrimi sordum. Evet, aslında lütfen. Soruyu ben soruyordum ama sen sordun, ben söylüyorum. Sen de gazetenin üstasın abi, duayen adamsın yani. Sen de bu konuda görüşlerini söylüyorsun. Sevgili Tevfik Demir, öncelikle bir noktayı çok netleştirelim Sayın Deveci, sevgili Deveci. Burada hiç kimse ahlaksızlığı, hakareti savunmuyor. Burada konuşulan şey, burada yargının içtihat meselesi. Burada konuşulan iyi hakim, kötü hakim meselesi de değil. İçtihatlar değişir. İçtihatlar daireden daireye göre de değişir. İçtihatlar zamanla da değişir. Hakimi yasalar ve içtihatlar bağlar. O konuda bir hakim bunu böyle ele alabilir, bir hakim bunu böyle ele alabilir. Ama son günlerde tartışılan olay şu. Birisi diyor ki, yahu kardeşim bana saldıranları diyor serbest bıraktın, öbürüne saldıranları tutukladın. Aynı hakimden bahsediyor. Ha aynı hakimden, benzer olaylarda bu tür eleştiriler. Yalnız aynı hakim değilmiş, o sonradan tespit edildi. Ya başka bir şey. Ahmet Hakan iyi anlattılar onu. Ama ben şimdi burada Ahmet Hakan meselesini konuşmuyorum. Yok yani ben yanılttılar dedim ben de. Hayır Ahmet Hakan ona cevap verir de yani Ahmet Hakan ne düşmanıyım ne dostuyum ne avukatıyım ne bir şeyim. Yani siz ne Ahmet Hakan'la ne probleminiz var doğrusu. Onu da konuşuruz yani, o sonra başka yani bir günden. O başka onu Ahmet Hakan'la konuşun bana ne. Buradaki mesele şu.
basın hürriyeti ve kamuya mal olmuş insanın özel hayatı nerede kesişir? Bu bir yorum yaparsanız Osman abi. Bunu söyleyeyim, nerede kesişir? Eğer siz siyasetçiyseniz, sizin gittiğiniz bir düğünde söylediğiniz bir söz haberdir. Ancak sizin özel hayatınız, hanımınızla gittiğiniz bir plajdaki hayatınız bana göre haber değildir. O sizin özelinizdir. O sizin özelinizdir. Ama siz plaja giden namussuzlar diye bir demeç verdiyseniz, ertesi günü sizi plajda yakaladılarsa bu haberdir. Evet. Yani çok bu güzel. Her olaya göre farklılık gösterebilir. Bir şeyi söyleyeyim. Bizim zamanımızda ambargolu haberler vardı. Yani ambargolu haber şu. Adam haberi verirdi, demeci verirdi ama derdi ki bu haber 24 saat ambargolu. Hiçbirimiz yazamazdık. Suat off the record diye bir ifade vardı. O yazılmamak kaydı, o çok daha başka bir şey. Sohbet ediyoruz. Yazılmamak kaydıyla söyleniyor. Yazılmamak kaydı. Bunu yazamazsınız. Çünkü o size güvenle söylenmiş bir sözdür. Eğer bırakın off the record'u, yazılmamak kaydını, bir dost masasında söylenmişse onu yazacaksanız bile daha sonra telefon açıp izin almanız gerekir. Şimdi rahmetli Adnan Sakoğlu'ndan bahsettiniz. Bir anımı anlatayım. Rahmetliyle yemek yiyoruz. Rahmetli öylesine bir ekonomik tablo çiziyor ki sabahleyin verdiği demecin tam tersi. Dedim ki sevgili başkan, sana sabahleyin muhabir gönderiyorum. Sen o muhabire demeç veriyorsun. Taşıdığın kimliğin demeci olduğu için ben bunu yayınlıyorum. Orada çok başka bir şey söylüyorsun. Ama burada dost masasında benimle sohbet ederken yazılmayacağını bildiğin için çok başka bir ekonomi anlatıyorsun. Yani ikimiz birlikte bu halkı kandırıyoruz. Çünkü senin samimi kanaatinle söylediğin farklı. Ama ben senin demecil olduğu için öyle aktarıyorum. Şimdi vakit de... Buradan şunu söyleyeyim. Hangisi doğru bu? Yani burada... Benim kafam karıştı şimdi. Ben o demeci yazarım. O demeci yazarım. Ama onun bana sohbette söylediğini yazamam ki. O demeci yazarken eğer ben onun adıyla değil de kendi ifademle yazarsam halkı kandırmışım. O söylüyor. Halk inanır veya inanmaz. Rakamlar bir başkası da kalkar eleştirir. Şimdi burada şu çıkıyor. Muhalefete, yani muhalefet derken illa siyasi muhalefetten bahsetmiyorum. Veya entelektüele veya aydına veya özellikle senin mensup olduğun camiaya, akademisyenlere halkı aydınlatma görevi asıl da onlara düşüyor. Halkı yanıltıcı rakamlar verildiği zaman o akademisyenlerin kalkıp hayır bu rakamlar doğru değildir, gerçek budur demesi gerekiyor. Şimdi sona da yaklaşıyoruz da izin verirseniz ben bir anımı anlatayım. İzin verir misiniz? Tabii, ne demek? Yani gazeteci neyi yazar neyi yazmaz konusunda yaşadığım bir olayı anlatacağım. 1975 Kıbrıs Barış Harekatı olmuş. Ben Kıbrıs Barış Harekatı'nda Trabzon'daydım. Trabzon büro şefiydim. Sonra buraya geldim. Samsun büro şefiyim. O zamanki Türk Haberler Ajansı, şimdi My House Otel, yani bizim otel, değil mi? Evet. My House bizim ev. Bizim ev otelinin en üst katında. Şimdiki idare mahkemesi de o zaman valilik makamı. Samsun valisi, Allah rahmet eylesin, Ali Haydar Özkın Ankara'ya gitti. 3 gün Ankara'da kalacak. Çok önemli meseleler görüşecek. Bakıyorum oradan arabasında Force'u gördüm. Ha demek ki Vali Bey gelmiş. Hemen atladım gittim. Vali Bey'le aşağı yukarı bir saat sohbet ettik. Vali Bey bana üniversiteyi anlattı. OMÜ'yü anlattı. Vali Bey bana Samsun Ankara bölünmüş yolunu anlattı. Vali Bey bana Çarşamba Havalanı'nı anlattı. Vali Bey bana Karadeniz Sahil Yolu'nu anlattı. O zaman hiçbiri yok tabii. Onu da seyircilerimizle paylaşalım yani. Onların hepsi de düşüncesi yaptı. Var ama. Yok ama. Yok, onu demek istiyorum. Hayır, çok millet zannedecek ki 75'te OMÜ vardı. Yok canım millet biliyor ne zamandan beri. OMÜ 75'te kuruldu. 75'te kuruldu. Evet. Havalanı size gelmeden önce yapıldı. Tabii. Onlar orada değilim ben. Neyse. O yapmış, bu yapmış. Hepsi bizim. Tarih bir bütündür. Sevgili Tevfik Demir'in oğlu, sevgili Tevfik Demir'den daha ileride olacaktır. İnşallah. Ya olacaktır. İnşallah. Onun oğlu da ondan ileride olacak. İnşallah. Yani hayatın akışı bu.
Neyse bunları anlattı. Harika haberler. Oh, bana bir hafta 10 gün yetecek haberler. Geldim buraya. İşte saat 10 gibi gittim. 11 gibi asayiş saati başlayacaktı, ayrıldım. Saat 2 sularında bana bir haber geldi. Bizim vali bunlar için gitmemiş. Türk Devleti Kıbrıs'a muhacir Anadolu'dan iskan kararı almış. 12 vilayetinden insan göndereceğiz. 60-70 bin civarında. Ve 12'nin valisi çağrılmış. Müthiş bir haber. Yani seni atlatmış vali. Vali ben atlatmış ama Ankara bürolarını atlatmış ya. Ankara'da Hürriyet Haber Ajansı'nda Cüneyt Arcayürek var. Türk Haberler Ajansı'nda Erdoğan Örtülü var. Bekir Coşkun var. Şimdi bunlar şeyde Uluş Gürkan var. Mustafa Ekmekçi var. Yani hepsinin bir tarafı bunlar var. Herkes atlamış. 3-4'ünü o arada öğrendim. Tekrar vali bey aradım. Ya sayın valim, falan valim de var mıydı? Falan valim şu bu. 12'yi tamamladım. Telefonda konuşuyoruz. 12'yi tamamladım. Sayın valim ne zaman başlıyoruz dedim. Neye Osman dedi? Kıbrıs'a iskana dedim. Herhalde rahmetli koltuğundan bir metre fırlamıştır. Nasıl bağırıyor? Osman tekzip ederim. Efendim bir şey yazmadım. Niye tekzip? Osman tekzip ederim. Efendim Osman bu milli meseledir. Efendim biliyorum dedim, milli meseledir. Bu haber dedi yazılırsa felaket olur. Efendim farkındayım. Osman dedi vatanseverliğine havale ediyorum. Telefonu kapattı. Başka bir şey yok. Şimdi Samsun'da oturuyorsunuz. Ankara'da bir haberi yakalıyorsunuz. Hem de devlerden haberi çalıyorsunuz. Ama bir milli mesele ve vatanseverliğinize, namusunuza havale edilmiş bir haber. Yarım saat durdum. Yarım saat sonra yazı işleri müdürü Hasan Yılmayer aradım. Rahmetli bizim yazı işleri müdürümüz. Hasan abi dedim bende bir haber var. Servise ben koymuyorum. Servise koymuyorum. Ama size de söylemeden duramıyorum. Çünkü size karşı da vazifem var. Nedir Osman diyor. Abi böyle böyle dedim. Osman nasıl olur ya? Diyor, Ankara bürosundan böyle bir haber gelmedi. Abi haber doğru. Ya dedi Erdoğan. Abi haberim doğru. Sen kapat telefonu dedi. Yarım saat sonra rahmetli Kadir Kayıbal aradı. Genel müdür ve patron. Hani şu, oğlum gözlerinden öpüyorum. Haberin doğru. Sana prim gönderiyorum ama haberi servise koymuyoruz. Sağ olun. Gazetecilik bu işte. Bravo. Sağ olun efendim. Servise konmamış haberden ödül almış bir prim almış bir gazeteci. Bu dengeleri kurabilmek lazım işte. Eleştirirken de bu dengeleri kurabilmek lazım. Basın özgürlüğünü sınırlarken de. Yani bu denge sana göre farklı, bana göre farklı, döneme göre farklı. Bir ortalama yakalanır. Bu ülkenin yöneticileri, bu ülkenin basın organları bir araya geldiğinde bu değeri yakalarlar. Dün yakaladılar. Mükemmel miydi? Değildi. Ama hiç olmazsa ondan bir adım daha önde olsun. Bir adım geri olmaz. Derdimiz bu. Yoksa tukaka etmek, bilmem ne etmek, itelemek, işte karalamak kolay. Onu herkes yapar. Ya, tabii ki tukaka. Buradan bir şey çıkarmak lazım. Buradan Türkiye'nin geleceğine ilişkin bir beklentimiz var, bir iddiamız var. Daha iyisini istiyoruz. Yani Avrupa'nın ya da işte ileri toplumların onlara örnek, onlardan daha iyisini bize öyle hedef göstermiş. Bu ülkenin kurucuları, bu cumhuriyetin kurucuları onların da önüne çıkın, onların önüne geçin demiş. O görevlerimizi yapmamız lazım. O görevlerimizi yaparken kısmen eleştiriyoruz, övdüklerimiz oluyor. Evet. Ben bu cumhurbaşkanının, bu başbakanın beğendiğim, övdüğüm çok şeyler olmuştur. Bir kısmını da buralardan yapmışımdır. Yani öyle şeye gerek yok. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkenin başbakanı, partisi ne olursa olsun beni temsil ediyor. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Yani Merkel gelişi de işte bu ara çok itizlik akıldı konuşuldu. Yani değil mi? Evet. Yani bu güzel sözlerin üzerine daha fazla bir şey söylemiyorum. Deme zaten. Deme zaten. Sonuna, bir sefer olsun deme evet, zaten. Evet. Eleştiri konusunda ben zaten çok doğru buluyorum. Yani eleştirilmeli. Belki yani hakikaten de çok da sert eleştirilmeli. Ama bizde şimdi tabii eleştiri dendiği zaman bir düşmanlık, bir kindarlık, bir nefret gibi algılanıyor. Bizim yani edebiyatta bir eleştiri biliyorsun bir tür ama eleştiri hem olumlu yönü hem olumsuz yönünü ortaya koymak. Biz bu konuda bir şey söylediğimiz yok. Kesinlikle de bunların çok doğru olduğunu, yapılan yanlışların eleştirilmesinin ülkenin menfaatine olacağını düşünüyoruz. Ama kendi içimizde eleştirilmeliyiz, kendi kendimizi eleştirmeliyiz, doğruyu bulmalıyız, daha güzel olmalı, iyidir bugün. Bize göre yarın CHP geldiği zaman, MHP geldiği zaman çok daha iyisini yapabilmeli. Bunun iddiasında bulunabilmeli. Yani biz bunları arzuladığımız şeyler zaten. Yani bizim bu kadar refleks göstermemizin şeyinde
gerekçelerinden bir tanesi de bu sizin gibi söyleyen, güzel sözleri söyleyen, eleştirmenize rağmen bu güzel sözleri söyleyen insanların azlığıyla alakalı bir durum. Yani o kadar çok sert eleştirileri söylemiyor, o kadar çok sert hakaretlerle, iftiralarla, yalanlarla karşı karşıyayız ki biz kabuğumuza çekilip bu sefer karşı tarafa farklı şekilde gitmek. Bu sefer ne oluyor? Uzlaşmazlık oluyor. Birbirimizden uzaklaşmaya başlıyoruz. Toplumsal birlik, beraberlik zemini birbirine ayrılıyor. Mesela Osman abinin söylediği örneğin üzerine örnek söylenilmez basında. Bu yeter ya, başka hiçbir şeye gerek yok ya. Milletin menfaati kardeşim ya. Bunun için kan da içeceğiz, Kızılcık şerbeti diyeceğiz. Biz başka hiçbir şeyin peşine değiliz. Biz bu mevcut iktidar bugün devam etti, yarın etti. Böyle bir iddiası yok. Gelen iktidarlarında daha güzeline vaat etmeleri, daha güzel şeyler için konuşmalar gerekiyor. Yani birbirimizi aşağı çekerek değil, birbirimizi yükselterek bir yerlere gitmeliyiz ülke olarak. Bizim bahsettiğimiz budur. İşte o kaliteyi, o kaliteyi evet. arıyoruz. Evet, o, evet, o, evet. O, kesinlikle. O sağduyuyu arıyoruz. Bunun peşindeyiz. O sorumluluğu yani. Arıyoruz. Aliye, evet. Aliye İzzet Bey o için ölüm yıl dönümüydü 2 gün önce. Evet. Yarınki yazımda da ondan bahsettim. Rahmetli'nin Konuşmalar kitabını çok geç edindim. Ya yani bilmiyordum. 15 gün önce o kitabı Konuşmalar. Verdim. Konuşmalar. Evet. Onu aldım. Harika bir kitap. Niye Bilge Kral dediklerini o kitapta. Her biri özlü bir söz evet. yani. O kitabı çok net görüyorsunuz. Evet. Orada şunu söylüyor. Diyor ki hiçbir iktidar baki değildir. Yani hiçbir insanın baki olmadığı gibi. Ha, yani şu, ben İsmet İnönü iktidarında biliyorum, Süleyman Demirel iktidarında biliyorum, Bülent Ecevit'te, Refah Yolda, Tansu Çiller'de, 57. Koalisyon'da bu dönemde biliyorum. Allah ömür verirse... Daha çok iktidarla görmek isterim diyorsun. Rahmetli İsmet Paşa 80. yaş gününü kutlarken genç bir gazeteci, paşam inşallah 100. yaş gününüzde kutladığınızı görürüz demiş, bakmış paşa. Sen geçsin evladım görürsün demiş. Evet. Değerli izleyiciler. Allah uzun ömürler versin. Bu programı burada sonlandırıyoruz. Biraz sonra spor programı başlayacak. Sevgili Atilla Cebeci geldi, ben görüyorum. Onun vaktini de almamak için sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki programda yeni bir konuyla birlikte olmak dileğiyle sağlıkla kalınız, hoşlukla kalınız efendim. YEPAŞ, Osman Kara'yla Farklı Bakış'ı sundu.